Buradalar İslam tarihi, İslam tarihi de var bunlarsa fakat. Fakat bilmemiz bu tarihimiz, afsus. Bizge erteye keç İslam'ız ki, sizler ettiler. İslam'ız ki deseyle terörizm degen söz keladiyan bu koyan. Buradalar terörde İslam'ın hiç kanak alakası yok. Biz dinimizgi tuhuma, dinimizgi bohtan kılıyken, dinimizi düşmanlarının işi bu. İslam'ız ki deseyle şu sinonim bu koyan şu söz. Hasan dese Hüseyin kegen deka. Bizgi sindir orşi yaptı şuna kadar. Lekin İslam'ın hiç kanak alakası yok buradalar bu nasalardı. Yani bu nasalardı kellemizden çıkarışımız için kitap okuşumuz gerek. Fakat televizyonda ayda oturmasayımız gerek. Oğlum maşı kitapta okutu gelsiz. Bana ona sana bir hemen de var orayım da. İlim fazla. İlim hakkı da. Onu talep kılıçdik fazla hakkı da. İlimnin hakiki egesi bugün. Ali aytadılar. Bana da ilim yetişliğine salada aytamız. Ey ilim talibi. İlimge amal kıl. İlmiga amal qilgan va ilmi amaliga muvofiq kelgan kishigina haqiqiy olimdir. O'qib qo'ysanglar olim emas, yodlab qo'ysanglar olim emas, amalda tatbiq qilsa olim. Yaqinda ilmni yod olgan, lekin ilmi xalqomidan yuqoriga ko'tarilmaydigan qavmlar keladi. Faqat gapiradi, amalida ko'rinmaydi bu narsa. Ularning ilmlari amallariga, ichlari tashlariga, tashqarilariga teskari bo'ladi. Halka halka bolup oturup olup birbirlerine maktanadılar. Bilişini yanı diye bildirişti haliydi. Senden bilimdar rağmen deyip durup bundan sorulmasayam gapırılı oradı. Maksat ne bol yaptı? Hatta ki bir kişi suhbetdaşıdan onun halkasını taşlayıp ikinci halkaya bağırıp koşulgen için gazaplanadı. Hatta ki bir kişi suhbetdaşıdan gazaplanadı. Ne mi için? Bu halkadan çıkıp nereye halkaya barvagen için. Onlarının bundayın meclislerdeki amelleri Allah'a kötürülmeydi. İmam-ı Nevevi'nin mecmu kitabıdır. İlim buradalı birleştiriş gerek bize. Ülkeler. İlim okuyup biz mi? Bizi birleştirişlik gerek ilim. Eğer bölükken olsa demek ki bu ilimmez. İlim bölmeydi. İlim birleştirirdi. Bana şimdi Ali ibn Abi Talib'nin tili bilen talibi ilimde buluş gereği bugün adablar. Talibi ilimde ustazıge nisbeten buluş gereği adabı. Alim bilen adamlarda kılış gereği bugün muamelesindeki adabı. Kendi buluş gerek. Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib aytadılar talibi ilimge. Senin zimmendeki alimnin hakları adamlarga umumiy salom berib, uning o'ziga alohida salom berishing. Majlisga kirdingiz, assalomu alaykum domla. Yaxshimisiz? Hammaga salom beriladi, domlaga alohida salom beriladi. Uning oldiga o'tirishing. Uning huzurida qo'ling va ko'zing bilan imo ishora qilmasliging. Unga falonchi sizga gapingizni teskarisini gapirgan edi demasliging. Savol so'raydi, domla javob bersa, falonchi domla mana qanday degan deydi. Mana şu beadabli bo'ladi. Uning oldida birovni g'ibat qilmaslikin tibyon kitobida. Al-Faqih val-Mutafaqih kitobida keltiriladi. Ali roziyallohu anhu yana shunday deydi. Unga ko'p savol bermasliging, javob berishda uni mashaqqatga qo'ymasliging, erinib turganida uni majburlamasliging, ketish uchun o'rnidan tursa, kiyimidan tortmasliging. Unga falonchi sizning so'zingizni xilofini gapirdi demasliging, uning sirini fosh qilmasliging, uning huzurida birontasini g'ibat qilmasliging, uning borida ham, yo'g'ida ham uni himoya qilishing, bularning hammasi olimning haqlaridir. Olim dedi Ali ibn Abi Talib, xurmo daraxtiga o'xshaydi. U senga mevasidan tashlashini kutib turishing kerak. Al-Faqih val-Mutafaqih kitobida. Demek alimler bilen, damlalar bilen, ustazlar bilen kılınadığa muamele bana şunu buluşmak gerek. Bu Ali ibn Abi Talib'de sözler yedi. İlim hakkı da Ali ibn Abi Talib aytardı diyene. İlimsiz kişi bilmegen narsas hakkı da sonra gene hayal kılması gerek. Oraların gizdeki bilmegen kişi bilmegen narsasını örgengeni hayal kılmasın.
ilimsiz kişi bilmagan narsasi haqida savol so'rashdan uyalmasin. Faqat savol so'rashda ham nimasi bor ekan? Odobi bor ekan. Mana endi savol so'raladi. Domlalar, ahli ilmlar javob beradi. Haqiqiy faqih kim? Haqiqiy fiqh egasi kim? Ali roziyallohu anhuning so'zi sizlarga haqiqiy faqih kim ekanini aytib beraymi? Harom. Harom. Shubha. Harom. Harom do'radi-yu kimlardir? Mumkin emas. Haqiqiy faqih odamlarni Allohning rahmatidan noumid qilmaydigan, ularga Allohga osiy bo'ladigan ishlarga ruxsat bermaydigan, ularni Allohning makridan beparvo qoldirmaydigan, Qur'onni qo'yib boshqa narsaga rag'bat qilishlikka undamaydigan kishi. Haqiqiy faqih shunday insonki, Allohning rahmatidan noumid ham qilmaydi, lekin gunohlarga yo'l ham ochib bermaydi. Allohning makridan omonda bo'lishga ham chaqirmaydi. Qur'ondan boshqa narsaga muhabbatli bo'lishlikka chaqirmaydi. Fiqh bo'lmagan ibodatda yaxshilik yo'q. Fahmi bo'lmagan fiqhda ham yaxshilik yo'q. Tadabburi yo'q, qiroatda ham yaxshilik yo'qdir. Rabboniy olim kim? Ali roziyallohu anhu ulamolarni Rabboniy olim bo'lishlariga chaqirgan. Rabboniy olim kim? Allohni tanigan, uni buyruqlarini bilgan, bajargan, amal qilgan olim. Ali roziyallohu anhu aytardilar, odamlar uch xil bo'ladi. Birinchisi Rabboniy olim, hozirgi biz aytgan sifatlarga to'g'ri keladigan. Ikkinchisi najot topish maqsadida ilm o'rganayotgan odam. Uchinchisi to'g'ri kelgan odamga ergashib ketaradigan, shamol qayoqqa essa shu yoqqa moyil bo'lib ketadigan odam. Ya'ni ilmsiz odam degan. Yo olim, yo ilm o'rganuvchi, yo omi deb aytibdi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning hikmatlaridan. Ali roziyallohu anhu hikmatning bulog'i edi. U zotga nuroniy aql va iymoniy jasad ato etilgan edi. U kishidan rivoyat qilingan hikmatlar juda ham ko'p. U kishi aytardi. Ozgina bo'lib, davomli bo'lgan narsa ko'p bo'lib malollantiradigan narsadan yaxshiroq. Taqvo xulqlarning raisidir. Bo'lmagan narsa haqida so'rama. Chunki bo'lgan narsalarning ustida sen uchun yetarli mashg'ala bor. Mana bo'lsa nima bo'ladi? Mana bo'lsa bo'ldimi yo'q. Bo'lgan narsani gapir. Bo'layotgan narsa sen uchun yetarli ham, bo'lmayotgan narsani so'ramagin. Har qaysi idish unga bir narsa solishlik bilan torayadi. Faqatgina ilm idishi unga har qancha soma faqat kengayaveradi. Dunyoning achchig'i oxiratning halovatidir. Dunyoning halovati oxiratning achchig'idir. G'ayur kishi hech qachon zino qilmaydi. Chunki siz nima qilsangiz, axiringizga ham xuddi shunasi duch kelishligini fikr qilsangiz, birov ayoliga qaramaysiz, chunki sizga ham qarashadi. Yoki sizga ham qaraydi birovga. Demak, haqiqiy g'ayur kishi nima qilar ekan? Zino qilmas ekan. Ibratlar naqadar ko'p, ammo ularga e'tibor kam. Xilvatda ma'siyat qilishdan ehtiyot bo'linglar, chunki hukm chiqaruvchi ularni hammasiga guvoh. Hukmni kim chiqaradi? Alloh chiqaradimi? Hech kim ko'rmayotgan joyda gunoh qildingizmi? Alloh ko'rdi. Istig'fori bor bo'la turib, noumid bo'lgan kishidan hayronman. Istig'for bormi? Istig'for aytsangiz Alloh mashaqqatingizni yengil qilishiga ishonasizmi? Noumid bo'lmang. Istig'for ayting, umidvor bo'ling. Iffat faqirlik ziynati, shukr boylik ziynati. Amalsiz duo qiluvchi ipi yo'q kamondan o'q otuvchi kabidir. Amal yo'q duo qilaveradi. Amal yo'q duo qilaveradi. Kutaveradi, umid qilaveradi, lekin hech narsa yo'q amalida. Ipi yo'q kamondan o'q ketadimi? Eng og'ir gunoh
egasi parvo qilmaydigan gunoh. O'zingda bor bo'lgan aybni boshqalarda ayblashliging sen uchun eng katta ayb. O'zingda bor bo'lgan aybni boshqalarda ayblashliging sen uchun eng katta ayb. Kimga hayo libos kiydirsa, odamlar uning aybini ko'rmaydilar. O'ziga o'zi baho berishlik kishini o'sishlikdan to'sib qo'yadi. O'ziga o'zi baho berishlik kishini o'sishlikdan to'sib qo'yadi. Raislik boshliqlik. Raislik asbobi bag'ri kenglik. Boshliq odam bag'ri keng bo'lish kerak. Shundagina odamlarni boshqara oladi. Kechirimli bo'lish kerak degani. Shart kesib tashlaydigan emas. Gunohni tark qilish tavba talab qilishdan osonroqdir. Kishining kimligi uning tilini ostiga yashirib qo'yilgan. Agar ibrat olaman desanglar, ibrat ko'rsatildi. Eshitaman desanglar, eshittirildi. Hidoyatlanaman desanglar, hidoyat ko'rsatildi.